geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet hanımlar, beyler. Sıkı bir takipçisisiniz biliyorum. Sıcak paraya hepiniz hoş geldiniz. Her hafta burada 50 bin lirayı dağıtmak için neler yapıyoruz neler. Ama bir yandan da o 50 bin liranın bir kısmını almak için ben çok uğraş veriyorum. Bakalım bu akşam zorlanacak mıyım bilmiyorum. Ve hanımlar beyler, sıcak para başlıyor. Evet sevgili seyirciler, sıcak paranın bu akşamki yarışmacısı genç, hoş, dinamik bir arkadaş ve karşınızda Murat Şenel. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, buyur seni yerine alalım. Teşekkürler. Murat biraz bize kendinden bahset bakalım. 30 yaşındayım, matbaa ile uğraşıyorum, kendi Süper. İşimiz. Sürekli işte matbaa basın. Ne üzerinde ne basıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hani onun çok çeşitleri var. Her türlü matbaa, yani broşür, kartvizit. Ha böyle yani, büyük afişler mi afişler? Tabii hepsi var. Hepsini yapıyorsunuz. Hepsi var. Ayrıca cilt işi de yapıyoruz. Benim matbaacı bir eniştem var. Ben küçükken onun yanında çalışmıştım bir ara. Sinema afişleri falan basardık. Belki de benim bu mesleğe girişimde çok etkisi var. Erol Akay'ın buradan sevgilerimi yolluyorum. Oyunculuğu seçmemdeki en büyük nedenlerden biri. Çünkü sinema afişi yapıyorduk. O zamanlar Türk sineması çok revaçtaydı. Bütün oyuncularla ve bütün sinema sanatçılarıyla büyüdüm diyebilirim. Bundan uzun yıllar önce. Çok değerli Sami Azin Sesler, Baki Tamerler, o Yeşilçam'ın emektarlarıyla aynı sokaktaydı Beyoğlu'nda. Onların büyük bir katkısı var. Aramızdan ayrılanları da rahmetle anıyoruz tabii ki. Matbaa keyifli bir iştir. Keyifli bir iş. Güzel. Hala o zamanlar böyle işte filmler çekilirdi, kalıplara basılırdı ondan sonra. Ama şimdi artık teknoloji çok ilerledi. Bilgisayardan tabii, çıkış alıyoruz. Bilgisayardan direkt makineye, baskıya arkadan veriliyor. Bitmiş halde paket. Paket gidiyor. Gidiyor. İnşallah buradan da bitmiş halde paket bir şekilde o 50 bin liranın çoğunu koruyup gidersin. İnşallah. Ben biliyorsun etapları ama ben gene de ilk defa izleyen izleyicilerimiz için anlatmak istiyorum. 5 etaptan oluşuyor yarışmamız. Her etapta koruman gereken para miktarı var. İlk etapta 500, ikinci etapta 2000 lira, üçüncü etapta 7500 lira, dördüncü etapta 15000 lira ve son etapta da 25000 lirayı korumak için yarışacaksın. Ve her etapta 5 sorumuz var ve her etapta da bilmen gereken sorular çoğalacak. Hazır mısın? Hazırım. O zaman hanımlar beyler, birinci etapla başlıyor. Evet, ilk etabın kelimeleri gelsin bakalım. Sevgili Murat, dünya, göz, güneş, nostaljik makas, bu kelimelerden sorular çıkacak karşımıza. Bir soruyu bilirsen ilk etapta 500 lirayı korumuş olacaksın. O zaman makasla başlayalım. Makasla başlayalım. Matbaada da makas, o giyotin vardır değil mi? Giyotin. Hala evet. Kullanılıyor herhalde. Tabii. O vazgeçilmez bir. Vazgeçilmez. İşi araç gösteren diyelim. Giyotindir. Giyotin çok milimetrik. Artık önceden böyle şeydi, elle kumpas gibi ayarlanmış. Şimdi artık dijital artık her dijital, şey. Dijital. Şu an bilgisayara bağlı sistemlerle direkt milimetrik ölçüleri veriyorsunuz. O hafızaya yüklüyorsunuz. Daha da hiç uğraşmıyorsunuz. Kesiyor. O kendisi otomatik olarak siz sadece kağıdı parmağınızla itiyorsunuz yani. Muhteşemmiş ya. Vallahi ne kadar güzel. Evet. Makas kelimesinin sorusu geliyor. Murat Şenel için bakalım neymiş? Taş makas ve kağıt nedir? Şıklarımızı alalım. A. İktidar. B. Denge. C. Oyun. D. Simge. İlk etapta rahat olalım. Sadece bir soruya yanıt vereceğiz ama 5 sorumuz var. Bunu bilmezsek diğerini bileceğiz zaten. Simge diyelim. Taş, makas ve kağıt nedir sorumuza? Murat Şenel simge cevabını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Oyunmuş. Sağ olun. Çok özür dilerim. Biraz hastayım da. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Sağ olun. Hiç önemli değil.
devam edeceğiz. Ama ben hemen bir siftah yapmak istiyorum. Hani çünkü bilemediğiniz zaman ben buradan paranın bir kısmını alacağım. Mesela şuradan 250 TL'yi almak istiyorum ben. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Önemli değil. Bir başlayalım. Yani günün ilk karı. Hemen şöyle ortaya koyalım. Siftah önemlidir. Siftah önemli. Siftah senden, bereketi Allah'tan. Evet, kalan kelimelerimiz bakalım. Bakalım neymiş, bakalım neymiş. Bu arada sen 49.750, ben 250'yim. Olsun. Güzel bir başlangıç. Makas eyledik, bilemedik. Dünya, göz, güneş ve nostaljik. Dünya. Dünya kelimesinin sorusu geliyor Murat için. Muhteşem bir film gerçekten. Yani Türk sinemasının, hatta dünya sinemasında bile bazı ödüllere layık görüldü bu film. Gerçi bizi pek memnun etmedi ama biz bu filmi izlerken çok emek var, onu da biliyoruz. Çünkü zor bir film. Yani onu öyle anlatmak da çok zordu. Dünyayı Kurtaran Adam filminin başrol oyuncusu kimdir? Çetin İnanç yönetmişti yanlış hatırlamıyorsam filmi. Evet, şıklarımızı görelim. A. Süleyman Turan, B. Cüneyt Arkın, C. Ayhan Işık, D. Edison. Bu filmi izledin mi bir kere, onu sorayım. İzledim. B. Cüneyt Arkın. Dünyayı Kurtaran Adam filminin başrol oyuncusu kimdir sorumuza? Sevgili Murat, B. Cüneyt Arkın cevabını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Çetin İnanç yönetmişti. Aytekin Akkaya ile birlikte Cüneyt Arkın başrolünü paylaşmıştı. Çok yani komik bir film. Hani güzel bir dünyanın film. En saçma, en komik filmi olarak seçildi ama bizim için o dönemde hani bir bilim kurgu. Evet. Çünkü 90'lı yılların başıydı yanılmıyorsam. Yani uzay filmi Türkiye'de ilk kez yapıyordu neredeyse. Hani daha önce de işte turist Ömerler uzayda falan yapılıyordu ama bu çok değişik bir denemeydi. Sadece şu kadarını hatırlıyorum. Bir yerde Cüneyt Arkın ayaklarına böyle kayalar bağlıyordu ve koşup böyle zıplıyordu. Siyah botla zıplayıp lame çizmeyle düştüğünü hatırlıyorum ben. Düşün. Yani öyle de bir hani biz devamlılık dediğimiz yerde sağ olsun George Lucas'ın Star Wars filminden de çok esinlenilmişti ve bazı sahnelerde de kullanılmıştı. Hala benim evde DVD'si vardır. Eğlenmek istediğim zaman takar takar gülerim. Ve ikinci etaba geçiyoruz. Hanımlar beyler, ikinci etap. İkinci etapta Murat'cığım 2000 lirayı korumak için yarışacaksın. Yalnız burada 5 sorudan en az 2 soruya doğru yanıt vermen gerekiyor. Çok basit. Rahat gidiyoruz. Emin ol, orada yüklü bir miktar para kazanacaksın ve seni evine buradan öyle yollayacağız. İnşallah. Evet, ikinci etabın kelimeleri gelsin bakalım Murat için. Samba, politik, maç, zaman ve çöl. O zaman spordan başlayalım, maç diyorum. Maç diyelim, bakalım maç kelimesinden nasıl bir soru gelecek? Bir tenis maçında alınan üçüncü puan kaçtır? Evet, şıklarımız gelsin. A 30, B 40, C 50, D 60. B 40. Bir tenis maçında alınan üçüncü puan kaçtır sorumuza Murat Şenel B 40 yanıtını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Tebrikler. Teşekkür. Performans isteyen bir spor ve bir o kadar da zevkli. Zevkli. Evet, kalan kelimelerimiz neymiş ona bakalım. Maçı bildik. Samba, politik, zaman ve çöl. Zaman diyelim. Zaman su gibi akıp geçiyor. Geçiyor.
Bence bu sorunun tam zamanı diyorum. Ve zaman kelimesinin sorusu geliyor. Murat için. Zaman kelimesinin sorusu geliyor. Arada ben de böyle hatalar yapabiliyorum. Ben de bir insanım. Hangisi bir zaman birimidir? Şıklarımız gelsin bakalım. A. Klink. B. Blink. C. Şilink. D. Trik. Abi saat kaç? Kling'i trik geçiyor. Bir fikrin var mı bunların içinden? Bir tanesi? Yok. Sallayacağız o Sallayacağız. Zaman. Sallayabilirsin. Daha sorularımız var. D. Trink diyelim. Trik. D. Trik diyorsun. Trik. Hangisi bir zaman birimidir sorumuza? Murat Şenel D. Trik yanıtını verdi. Bakalım. Doğru mu? Yanlış mı? Ne kadar sağlam sallamışız bakacağız. Evet bakalım. Trik. Ah, bilinkmiş. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Murat, önemli değil. Çok güzel. Daha orada paralarımız duruyor. 49.750 liraya sahipsin şu anda. Ben hala 250 liradayım. Gördüğün gibi. Hemen kalan kelimelerimize bakalım. Ama kelimelere bakmadan önce böyle borcumuzu ödeyelim. Ya alalım ya. Bir alacağım, seçin beğeni. Yok seçti. Ben de o kadar insafsız değilim. Tabii ki bunu almak isterim. İnşallah sonunda alacağım ama. Yok o şöyle kalsın. O kalsın. Onu sana ayırdık. Şimdi de şuradan bir 1000 lira alayım. Şu 1000 lirayı bir alayım. Güle güle Arce. Çok teşekkür ederim. Murat'cığım çok iyisin ya. Keşke bütün yarışmacılar senin gibi böyle olsa. Bazı yarışmacılar var hiç parayı vermek istemiyorlar ya. Benim de para ihtiyacım var arkadaşlar. Hep bana lütfen. Hep bana olmaz ki. Olsun. Aa ne olmuş? 48.750'desin sen hala. 50 bin liranın 48.750 lirasını koruyorsun şu anda. Ben de verdiğin yanlış yanıtlardan dolayı ben de 1250 lira kazanmış oldum. Sağlık Sanki olsun. Ben yarışıyorum değil mi? Ben kazanıyorum sen koruyorsun. Evet kalan kelimeler neymiş görelim. Maçı bildik zaten. Zamanda takıldık. Samba, politik ve çöl kaldı. Bakalım bunlardan hangisini seçecek Murat? Politik diyelim. Politik diyelim. Peki. Politik kelimesinin sorusu geliyor Murat için. Hangisi politik ve resmi işbirliği içinde olan Benelux ülkelerinden biridir? Şıkları bir görelim. Hatırlamaya çalışacağız. A. İtalya. B. Fransa. C. Portekiz. D. Hollanda. Hangisi politik ve resmi işbirliği? Hangisi politik ve resmi işbirliği içinde olan Benelux ülkelerinden biridir? A. İtalya. B. Fransa. C. Portekiz. D. Hollanda. Çiçeklerle aran nasıldır? İyi midir? İyidir. Seversin. Severim. Var mı sevdiğin, tercih ettiğin bir çiçek, süs bitkisi falan? Ya çok yaşayın abi. Aslında öyle bir şeyim yok da annem ilgilenir genelde çiçeklerle. Bazen zamanı geldiği zaman İstanbul'un her yerini böyle lalelerle falan donatırlar. Evet. Lale çok güzel bir çiçektir. Severim ben. Buna da D. Hollanda diyelim. Buna da D. Hollanda diyelim. Olur. Hangisi politik ve resmi işbirliği içinde olan Benelux ülkelerinden biridir sorumuza? Murat Şenel D. Hollanda yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Hollanda, tebrikler. Hollanda. Evet, ikinci etapta 1000 liramızı koruduk. Evet. Çok güzel gidiyor. Harika. Ve hemen üçüncü etaba geçiyoruz. Hanımlar, beyler, sıra üçüncü etapta. Evet Murat'cığım, üçüncü etaba geçti. 48.750 lirayı koruyorsun. Ben hala 1250 liradayım. Üçüncü etapta 7500 lirayı korumak için yarışacaksın. Yalnız üçüncü etapta en az 3 soruya doğru yanıt vermen gerekiyor. Emin ol ben sana yardım ederim arada. Ama emin ol kandırabilirim de. Bana ne güven ne de güvenme. Yani benim sağım solum belli olmaz. Ve üçüncü etapın kelimeleri gelsin bakalım Murat için.
Sınıf, sivri, altın, kol, kral. Sınıf. Sınıf. Evet, sınıf kelimesinin sorusu geliyor Murat Şener için. Hangisi orta sınıftan Kent soylu kişilere verilen isimdir? Şıklarımız gelsin. Büyük bir ihtimal hatırlayacağız zaten. A. Proleter. B. Parya. C. Burjuva. D. Aristokrat. Hangisi orta sınıftan Kent soylu kişilere verilen isimdir? A. Proleter. B. Parya. C. Burjuva. D. Aristokrat. Hatta derler ya, seni öyle çok şey gördüm be. Aman, o da bir şey ki. C. Burjuva. Hangisi orta sınıftan Kent soylu kişilere verilen isimdir sorumuza? Murat Şenel, C. Burjuva cevabını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Tebrikler. Teşekkürler. Derler Efe abi, ne burjuvasın sen de ya. Ama falan. Kimsin? Çok aristokratsın falan denmez. Onlar zaten bellidir ama orta sınıftan böyle gelince çok burjuva oldum abi diye. Evet, burjuva güzel oldu. 48.750 lirayı hala korumaktasın. Bakalım hangi kelimelerimiz kalmış? Sınıfı bildik. Sivri, altın, kol ve kral. Ben şu sivriyi merak ediyorum. Ne çıkacak içinde? Sivri bir şey çıkabilir. Öyle bir sivrileyim diyorsun yani. Sivrileyim. Tamam. Sivri kelimesinin kelimesi geliyor Murat Şenel için. Sivri kelimesinin sorusu geliyor. Evet. Hangisi ince ve sivri uçlu topuk için kullanılır? Alalım şıklarımızı. A. Stiletto. B. Bob. C. Platform. D. Kitten. Sallayacağız mı herhalde? Gideceğim. A. Stiletto. Hangisi ince ve sivri uçlu topuk için kullanılır sorumuza? Murat Şenel A. Stiletto yanıtını verdi. Doğru mu, yanlış mı? Ama reklamlardan sonra. Evet, sıcak para tümüz ile devam ediyor. Sıcak sıcak devam ediyor. Hangisi ince ve sivri uçlu topuk için kullanılır sorumuza Murat Şenel A. Stiletto yanıtını verdi. Doğru mu, yanlış mı? Stiletto. Bakalım hangi kelimelerimiz kalmış? Sınıf ve sivriyi bildik. Altın, kol ve kral. Değerli bir şeylerden gidelim. Altın. Altın olsun bakalım. Evet. Altın kelimesinin sorusu geliyor Murat Şenel için. Bakalım neymiş? Gerçekten çok değerli bir soru. Hangisi Altınşehir efsanesindeki yerin adıdır? Şıklarımız gelsin. Eminim ki hatırlayacağız. A. El Dorado. B. Ütopya. C. Babil. D. Neverland. Hangisi Altınşehir efsanesindeki yerin adıdır? A. El Dorado, B. Ütopya, C. Babil, D. Neverland. Babil.
Altın Şehir efsanesindeki yerin adı? C. Babil demek istiyorum. Hangisi Altın Şehir efsanesindeki yerin adıdır sorumuza Murat Şenel D. C. Babil yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Size Allah ne dedi? Ha? Size Allah ne dedi ama? Eldorado'ymuş. Tüh. Babil değilmiş. İkisinin arasında kalmıştım. İkisinin arasında mı kalmıştın? Olsun. Önemli değil. Murat'cığım sakin ol. Sakin ol. Daha çok sorumuz var. Daha çok paramız var. Ama ben buyurun, maalesef buyurun, ki... Buyurun lütfen çekinmeyin. Harca hocam inan hiç çekinmiyorum ya. Üçüncü etap. Şuradan alacağım şuradan. 3250 lira. Güzel. Güzel sıcak para. Benim de burası biraz ısınmaya başladı. Tabii. Şöyle koyayım. Gerçekten benim de burası böyle sıcak paralarla dolmaya başladı. Ama emin ol sende hala daha çok para var. Hala şu anda 45.500 lirayı koruyorsun. Bense verdiğin yanlış cevaplardan dolayı 4.500 lirayı kazanmış durumdayım. Ama bu etapımız daha bitmedi. Daha iki sorumuz da var büyük bir ihtimal. Kalan kelimeler bakalım demiş. Sınıf sivri bildin, altında takıldık. Kol ve kral. Bir tanesine doğru yanıt verirsen kalan parayı koruyacaksın. Kol olsun. Kol olsun ya. Kol kırılır, yen içinde kalır. Kol kelimesinin sorusu geliyor Murat için. Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan derneğe ne denir? Şıklarımızı görelim. Eminim ki hatırlayacaksın. A. Zanaatkarlar. B. Muharipler. C. Birlik. D. Lonca. A. Zanaatkarlar. Hiç düşünmem diyorsun. Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan derneğe ne denir? Tekrar okuyorum. A. Zanaatkarlar. B. Muharipler. C. Birlik. D. Lonca. Kararımdan dönmeyeyim. A. Zanaatkarlar diyorum. Murat Şenel belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan derneğe ne denir sorunumuza? A. Zanaatkarlar cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Lonca. Sanatkarlar, esnaf ve zanaatkarlar derneği var. Ama o burada sorduğumuz sadece usta ve kalfa ve çırakları işine alıyor. Belki burada o yüzden yanılmış olabilirsin. Ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç seni böyle sık sık bugün ziyaret edeceğim herhalde. Buyurun, çaya kahveye Allah. De buyurun. Çok fazla değil. Geleceğim bugün inşallah çaya kahveye de geleceğim. Çok fazla değil. Sadece 1750 lirasını aldım paranın. Önemli değil. Hala sen benden daha fazla sıcaksın şu anda. Ben hala o kadar ısınmadım. Şöyle kenara koyayım. Bakalım son durumumuz ne oldu? Murat Şenel 43.750 lirayı koruyor 50 bin liranın. Bense verdiğin yanlış cevaplardan dolayı 6.250 liraya ulaştım. Önemli değil. Sanırım bir sorumuz daha var 3. Evet. etap için. Bakalım hangi kelimemiz kalmış onu göreceğiz şimdi. Kral. Sınıf sivri bildik, altın kolda takıldık. Maalesef ki sadece kral, kral kaldı. Kral kelimesinin sorusu geliyor Murat Şenel için. Evet. Hangisi rock'n'roll'un kralı Elvis Presley'in bir şarkısıdır? Dinler misin Elvis Presley'i? Yok. Hangisi rock'n'roll'un kralı Elvis Presley'in bir şarkısıdır sorumuzun şıkları şöyle efendim. A. Hotel California. B. Blue Hotel. C. Heartbreak Hotel. D. Lovely Hotel. C şıkkı demek istiyorum. Hangisi rock'n'roll'un kralı Elvis Presley'in bir şarkısıdır sorumuza? Murat Şenel C. Heartbreak Hotel yanıtını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Heartbreak
Bravo. O dönemde Elvis Presley öldüğünde birçok insan intihara kalkıştı ve intihar edenler ve ölenler de oldu. Bütün dünya çalkalandı. Evet, sanırım 3. etapımızın sonunda sen paranın bir kısmını korudun ve hala 43.750 liradasın. Ben hala 6.250 liradayım ama önemli değil. Evet, önemli. Ben her zaman söylüyorum, ben büyük paranın peşindeyim. Ve hanımlar beyler, 4. etap başlıyor. Dördüncü etapta 15 bin lirayı korumak için yarışacaksın bizimle Murat. Yalnız dördüncü etapta en az 4 soruya doğru yanıt vermen gerekiyor. Eminim ki vereceksin. Yardımlarınızla. Arada yardım ederim ama etmeyebilirim de. Bana çok güvenme. Evet, dördüncü etapın kelimeleri gelsin. Bakalım nelermiş. Harekat, harekat, resmi, para, hedef, kıta. Paradan başlayalım. Vay, paralar başlayalım. Paralar bozulmasın, sıcak. Aralar. Evet, hadi bakalım. Para kelimesinin sorusu geliyor Murat için. Ne oldu? Bir durdun öyle ya. Paradan başlayalım deyince. Yok, şıkları bekliyorum da. şıklar gelince eminim hatırlayacaksın. Hangisi İzlanda para birimidir? Şıklarımızı görelim. A. Krona. B. Gulden. C. Kıyat. D. Taka. İzlanda'ya gittiniz mi hiç? İzlanda benim doğum yeri İzlanda. Hatta ben ödemeleri devamlı İzlanda parasıyla alıyorum. Gerçekten. Yani birikimimi İzlanda parasıyla yapıyorum. Sen gittin mi İzlanda'ya hiç? Yok. Ah, keşke gitsen. Keşke. Çok tatlı bir para birimi var. Çok şeker. Yani onu söylemekten dolayı hep bütün paramı İzlanda parası olarak alıyorum. Ama ne olarak? Gulden değil. Gulden değil diyorsun. O değil. Gulden'i attık, tamam. O attık. Gulden değil. Evet. D. Taka. Taka diyorsun. Bak, takarım ben bu cevaba. Değil mi? Deme taka be. Ya da desem mi ya? Ben de şimdi bir tuhaf oldum. Evet. Stüdyomuz çok güzel. Evet. Evet, krona mı, kıyat mı, taka mı? Taka. Cevabından vazgeçmeyeyim. Tamam, peki. Hangisi İzlanda para birimidir sorumuza? Murat Şenel, D. Taka dedi. Bakalım taka doğru mu? Krona. Taka değilmiş. Karadeniz nereden çıktı taka? Ben ne bileyim, ben takanın bir anlamı da Karadeniz'de hani tekne anlamına geliyor dedim. Ya ben onu da öyle dedim desen taka mı zannettin? Ya bu işin takası olmaz. Buyurun buyurun, seçin seçin, beğenin. Evet, sadece şuradan alacağım. Şöyle bir 7500 liranı almak istiyorum. Çünkü sende gerçekten çok para var. Benim de biraz paralarımın çoğalması gerekiyor. Şöyle paylaşmak güzel, lazım. Güzel. Paylaşmak lazım. Hayatta her şeyi olmaz. Paylaşmak lazım. Paramızla paylaşalım. Olmayanlara verelim. Evet, Murat Şenel 36.250 lirayı koruyor. 50.000 liranın. Bense taka sayesinde 13.750 liraya ulaştım. Ama önemli değil. Daha sorularımız var. Kalan kelimeler gelsin. Bakalım neler kaldı. Önemli değil diye diye gitti zaten. Para yattık. Para yattı. Harekat. Paradan resmi, yana şansımız yok. Hedef ve kıta. Bunu da siz seçin, ben cevaplayayım. Nasıl olsa hepsini sormak zorundasın. Ne seçsem acaba, bilmiyorum ki. Ya hareketli bir şey mi olsun, ne olsun? Tamam, hareket olsun. Harekat. Evet, harekat kelimesinin sorusu geliyor. Bakalım neymiş? Filmlerle aran nasıl? İzler misin? Çoğunlukla izlerim de Ay Harekatı. Ama şıkları görünce emin ol, hatırlayacaksın bunu. Ay Harekatı filmi hangi seriye aittir?
Şıklarımız gelsin. A. James Bond. B. Batman. C. Yaratık. D. Terminator. A. James Bond diyorum. James Bond diyorsun. Evet. Ay Harekatı filmi hangi seriye aittir? Evet, Ay Harekatı filmi hangi seriye aittir sorumuza Murat Şenel A. James Bond cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Tebrikler. Çok çok serisi var James Bond filmi. Sean Connery ile başladı. En son Daniel Craig canlandırdı James Bond karakterini. Ama arada Ay Harekatı Roger Moore'un canlandırdığı dönemdeydi. O dönemde de en çok izlenilen seri filmlerinden biri olmuştu James Bond. Evet bakalım hangi kelimeler kalmış? Harekatı bildik, parayı bilemedik. Resmi, hedef ve kıta. Birini bilemedik. Dördünü mecburen bakacağız. Artık bunları bilmek zorundasın. O zaman sıradan gidelim. Resmi. Sıradan gidelim. Resmi olsun. Resmi kelimesinin sorusu geliyor Murat Şenel için. Evet, sporla ilgili bir sorumuz geldi. Hangi takımı destekliyoruz? Beşiktaş. Beşiktaş. Tebrikler. Sağ ol. Son zamanlarda bir yukarı doğru yükseliş var. Yakalıyorsunuz. Geriden geldiği Galatasaray'ı. Geriden gelmeyi seviyorsunuz. Aman aman. Siz geriden gelin ama yukarı çıkın ya biraz böyle yukarıda hareketlilik olsun. Tabii tabii geliyoruz. Olsun. Merak etme. Yalnız bırakmayız yukarıyı. Yalnız bırakmayız. Çarşıdan falan mısın sen abinin? Yok. Yok değil değil mi? Değil. O çarşı grubu bayağı coşkulu taraftar değil mi? O böyle yani tam fanatikleri. Fanatikler. Felaket fanatikler. Eyvallah. Peki hangi iki renk MK Ankara Gücü'nün resmi renkleridir? Şıklarımız gelsin. Gelsin. A sarı kırmızı, B sarı lacivert, C kırmızı siyah, D sarı siyah. B sarı lacivert. Hangi iki renk Ankara Gücü'nün resmi renkleridir sorumuza? Murat Şenel B sarı lacivert cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Zaten bir Fenerbahçe bir de Ankara Gücü sarı lacivert renkleri renktaşlar paylaşıyorlar. Evet sen hala 36.250 liradasın. Ben ise 13.750 lirayla devam ediyorum sıcak paraya. Bakalım hangi kelimelerimiz kalmış? Harekat, resmi bunları bildik. Parayı bilemedik. Ve hedef ve kıta kaldı. Para için yarışıyoruz, parayı bilemedik. O zaman hedefe doğru gidelim ve hedef. İnşallah hedefi tam 12'den vurursun Murat. Hedef kelimesinin sorusu geliyor. Bakalım neymiş? 12'yi biraz şaştık. Olsun. Enteresan bir soru. Hangisi boksta çeneyi hedef alan bir vuruştur? Şıklarımız gelsin. A. Sol direk. B. Swing. C. Kroşe. D. Aparkat. İzler misin boks maçlarını falan arada İzlerim. Veriyorlar? Ha? İzlerim. İzlerim. Bazen ilk roundda nakavt oluyor insanlar. Çok enteresan. İzlerim. Hangisi boksta çeneye hedef alan bir vuruştur? A. Sol direk. B. Swing. C. Kroşe. D. Aparkat. D. Aparkat. Aparkat. Evet. Öyle mi? Hangisi boksta çeneyi hedef alan bir vuruştur sorumuza? Murat Şenel D. Aparkat yanıtını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Tabii ki reklamlardan sonra.
Evet, sıcak para tüm hızıyla devam ediyor. Sıcak sıcak. Hangisi boksta çeneye hedef alan bir vuruştur sorumuza? Murat Şenel D. Aparkat yanıtını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Tebrikler. Aparkat. Hay Allah, o kadar da alışmıştım oraya gidip gelmeye. Evet, olsun, sağlık olsun. Kalan kelimeyi görelim. Harekat, resmi, hedef, bunlar bildiğin kelimeler. Parayı bilemedik, sadece kıta kaldı. Bakalım kıtadan nasıl bir soru gelecek? Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına ne denir? Şıklarımızı görelim ki eminiz hatırlayacağız. A. Pandemik. B. Virütik. C. Grip. D. Andemik. Domuz gribi de bu dönemde biliyorsun. Yani artık hastalıklar başımıza dert oldu zaten. Sorma, Allah sağlık versin ya, gerisi boş. Evet. Vallahi billahi. Sağlıklı olmanızın, hasta olduğunuz zaman para pul, o kadar para senin olmuş, hiç umurunda olmuyor insanın. Hiçbir işe yaramıyor. Evet, ilk ama önce onsuz vücut olmuyor. Sağlığı. Evet, ilk önce sağlık, sonra para. A. Pandemik. Enteresan bir şeymiş o. Pandemik. Pandemik. A. Pandemik diyorsun. Salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniş bir alana yayılmasına ne denir sorumuza? Murat Şenel A. Pandemik yanıtını verdi. Bakalım pandemik doğru mu, yanlış mı? Pandemik. Tebrikler. Ufak bir kayıpla bu etabı bitirdik. Şu anda sen hala 36.250 liradasın. Bense 13.750 liradayız. Evet. Sıra geldi 5. etaba. Hanımlar beyler, 5. etap başlıyor. Murat'cığım, 5. etapta tam 25.000 lirayı korumak üzere yarışacaksın. Yalnız en ufak yanlışında, tek bir yanlışında bile ben o 25 bin lirayı kendi tarafıma alacağım ve burayı biraz daha ısıtacağım. Çünkü 5 soru var ve 5 soruya da doğru yanıt vermek zorundasın. Ve 5. etapın kelimeleri gelsin, bakalım nelermiş. Kıyı, minder, duvar, dil ve aydın. Kıyı, minder, duvar, dil, aydın. Kıyıdan başlayalım. Kıyıdan bir başlayalım. Bakalım kıyı bize nasıl bir soru getirecek? Hangisi su kıyılarında yaşayan bir kuş cinsidir? Cevaplarımız gelsin. Şıklarımız. A. Kuzgun. B. Arı kuşu. C. Bıldırcın. D. Yalı şapkını. Hangisi su kıyılarında yaşayan bir kuş cinsidir? A. Kuzgun. B. Arı kuşu. C. Bıldırcın. D. Yalı çapkını. Jokerimiz yok mu hiç? Ha? Jokerimiz yok mu hiç? Joker var. Karga. Her yerde yaşıyor. Ama burada yok. Hocam 25 bin lira mevzu bahis yani. Joker moker. Ne yapıyorsun sen? Kuzgun. Hangisi su kıyılarında yaşayan bir kuş cinsidir? A. Kuzgun. B. Arı kuşu. C. Bıldırcın. D. Yalı çapkını. Var mı sana böyle sıcak gelen bir kuş burada? Sulu bir kuş, kıyıda yaşayan. Ne olabilir? Bıldırcın. Kuzgun. Kuzgun neydi diye düşünüyorum. Ne? Kuzgun neydi diye düşünüyorum da. Kuzgun. Kuzgun. At kuzgunu, hadi sana kıyak yaptım. Daha bu daha büyük bir joker olmaz. 25 bin lira var orada. Arı kuşu.
Bıldırcın yalı çapkını. D yalı çapkını. Hangi Susu kıyılarında yaşayan bir kuş cinsidir sorumuza? Murat Şenel D yalı çapkını cevabını verdi. Bakalım doğru mu yanlış mı? Yalıdan esinlendik. Yalının önünden kayıkla geçen bir çapkınlı adam da olabilir yani, bilmiyorum. Tebrikler. İyi bir mantık kurdun. Bakalım hangi kelimeler kalmış? Kıyıyı bildik. Minder, duvar, dil ve aydın. O zaman kıyıdan bir duvara doğru gelelim. Kıyıdan duvara doğru gelelim diyorsun. Duvar kelimesinin sorusu geliyor Murat Şener için. 2009 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışının kaçıncı yılı kutlandı? Şıklarımız gelsin, eminim hatırlayacağız. A 19, B 20, C 25, D 26. Berlin Duvarı'nın yıkılışının kaçıncı yılı kutlandı? A 19, B 20, C 25, D 26. 91. A 19. 2009 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışının kaçıncı yılı kutlandı sorumuza Murat Şenel A 19 cevabını verdi. Bakalım doğru mu, yanlış mı? Bir yılla kaybettik ya. Bir yılla gitti. Ama hiç önemli değil. Gerçekten bence çok güzel bir yarışma çıkardın. Kendilerimle takdim edersen. Kendilerimle takdim edersen çok sevinirim. Güle güle harcayayım. Sana güveniyorum, saymıyorum ha. Sayabilirsiniz. Yok önemli değil, sonra sayarım. 25 bin lirim ben şöyle şuraya koyayım. Bayağı bir ısınmışsınızdır artık. Bayağı terledim şu anda, soyunmak üzereyim. Evet, yarışmanın sonunda Murat Şenel 50 bin liranın 11.250 lirasını koruyabildi. Yanlış verdiği cevaplardan dolayı ben 38.750 lira kazandım kendisinden. Çok teşekkür ediyorum Murat. Güle güle. Soğukkanlılığını korudun. Bence de çok güzel bir yarışma kazandık. 11.250 lira da kötü bir para değil. Tebrik ediyorum. Alkışlarla seni yanıma alıyorum. Merhaba diyorum. Ve paranı sana takdim ediyorum. 11.250 lirayı güle güle harca. Ben de saymıyorum ama. Aa, güvenebilirsin bana, önemli değil. Sadece içinden yol parası aldım, haberin olsun. Onu sonra sana iade ederiz, tamam mı? Evet hanımlar beyler, biz her hafta 50.000 lirayı dağıtmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta sizi tekrar buraya bekliyoruz. Yayında ve yapımda geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sıcak parada bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.